Namluyu kafanızda görene kadar kimse sıkmayacak. Giderken en azından yanımızda iki tane leş götürürüz. Ulan ne ediyorsun? Telefon çekeyim mi? Adamlar tepemizde dolaşıyor da. Kim lan el allaşıyorsun? Amcam. Gelen biziz. Şuraya bak ya. Ölseydik daha iyi. Rezilliğe bak. Ne oldu Fahri abi? Ne bakıyorsun? Yalan mı? Şu düştüğümüz duruma bak. Doğru söylüyorsun reis. Her hıyara elimizde tuz koşuyoruz. Bu ne demek Zafer? Muzi'yi vereceğiz dediler. Bir ön tedbir bile almadan geldik. Allah'tan Alparslan reis imdadımıza yetişti de. Herkes iyi mi? Maalesef.
Bazı kayıplar verseydik iyiydi ama. Beyler, Sinan'ı gören oldu mu Sinan'ı? Ben birini vurdum ama sanki ona benziyordu. O uyanık adam kendini öldürtür mü Zafer abi? Öldürtür yeğenim. Öldürtür. Bazı insanlar kendini zorla öldürtür. İlyas, arabalar yukarıda. Siz gidin, ben Alparslan'la gideceğim. Nerede kaldın sen? Geç mi kaldım? Bir şeyler almaya gitmiştim. Senin benden habersiz kimle ne alışverişin olabilir Ateş? Birazdan gösteririm aga. Bana mı bir şey aldın? Aga, ben sana niye bir şey alayım? Cemre'ye. Sahi Ateş, ne oldu o iş? GBT temiz mi çıktı? Çok şükür. Ya boşuna evham yapmışım. Hiçbir evham boşuna değildir de Ateş. Sen bu Davut Bey'i ne zaman gördün? Görmedim. Akşamüstü telefon açtı. Hiçbir sorun yok dedi. Nikah şahidiniz de benim dedi. Hadi yırttın Ateş. Nikah şahidin Davut Bey ise sırtın yere gelmez. Senin adına çok sevindim. Yalnız bütün bu olanları Cemre bilmesin. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. İlyas nerede? İlyas'tan haberim yok. Ben Ateş gecikmez deyince Özgür kesinlikle İlyas'adır dedi. Hadi buyurun, sofra hazır neredeyse. Vallahi Emine ablam, havuç sarmaları dünyada bu kadar lezzetli yapan bir elin parmakları kadar ya kaldı ya da kalmadı. Sen de yanlışlıkla parmaklarını yiyeceksin. Hadi tamam, daha tabağına koyarım, çatalla yersin. Özgür, Ateş tek gelmiş. İlyas'tan da haberi yokmuş. Bir ara sor istersen. Arayıp sorarsam sinirlenir. Nasıl almaya gelecek? Emine ablam, bu kız böyle anlayışlı mıdır yoksa tavır mı yapay? Anlayışlıdır Özgürcüğüm. Bana bak, senin başka bacın var mı? Tufan, hele git dışarıda otur sen. Ya yok, ben zaten tipi için dediydim ona. Haydi. Ya Tufan'ım, sen ne yapıyorsun orada? Ya bu İlyas'ın geleceği yok kardeşim. Öldüm açlıktan ya, karnımı doyuruyorum. Ye dadaşım, ye, şifa olsun, afiyet olsun. Ben aradım onu. Ortalıkta yok, herhalde vardır bir işi gene. Amca beni aramışsın. Bir sıkıntı vardı da dönemedim. Neredesin Alparslan? İlyas amcam, Hızır Ali ile beraberiz. Abi gittiğimiz yerde tuzağa düştük. Bir şey çıkmadı, oradan haberin olsun. Önemli değil. Siz iyisiniz ya. İyiyiz baba, iyiyiz. Sen neredesin? Ben fidanlığa geçiyorum. Siz de oraya gelin. Abi benim bir işim vardı ama. İptal et İlyas. Fidanlığa gelin. Peki abi.
Sanki ölümden o döndü. Yine niye böyle tavır yapıyor ki bu abi? Belli ki canı bir şeye sıkılmış. Yanımızda konuşamıyor musun? Ne gereği var amca şimdi? Aşkım, canım, sevgilim falan der diye korkuyor amca. Öyle mi diyor sana? Diyor amca demesin mi? Sen ne diyorsun? Meltem diyorum. Nadiren de hayatım, canım. Alparslan, deme. Hiçbir kadına hayatım, canım deme. Niye ki amca? Hayatımızın, canımızın bir kıymeti yok da o yüzden. Bak şu halimize. Ne varmış halinde İlyas'cığım? Özgür, alo dediğini duymadın. Demedim zaten İlyas. Konuşuyordun, bölmeyeyim dedim. İyi yaptın. Ne yaptınız? Herkes orada mı? Evet canım, seni bekliyoruz. Vallahi ben de gelmek üzereyim demeyi çok isterdim ama gelemeyeceğim maalesef. Neden? İşim uzadı hayatım. Neyse, söyle Ateş'e de yemekten sonra sizi otele bıraksın. Benim abimin yanından saat kaçta çıkacağım belli olmaz, tamam? Tamam canım. Hepimiz seni öpüyoruz. Hızır abi çağırmış, gelemeyecekmiş. Hepinizden özür diliyor. Ben de neredeyse sitem edecektim. Geç geldiğin için Ateş. Siz. Bacılar. Onların yokluğuna alışırsanız geç gelmeleri rahatsız etmez. Hatta her geldiklerinde şükredersiniz. Tabii. Ablam buldumcuk olduğu için 20 yıl geç gelen Fikret'in her gün şükrünü yapıyor. Senin yüzünden değil miydi bu hasret? Tabii ki benim yüzümden dadaş. Benden başka ablamı kim üzebilir ki? Değil mi damat? Doğru söylüyorsun. Onu senden başka kim üzebilir? Tamam da daha fazla üzmeyin o zaman beni. Yeter. Artık yüzümüz gülsün. Mutlu şeyler duyalım. Şimdi ben İlyas gelmeden konuşmayacaktım ama madem gelmeyecek, sizin yüzünüzü güldürecek haberi vereyim. Tabii Cemre kabul eder. Evet derse. İnanmıyorum. Ne? Bir şey demeyecek misin? Tabii ki evet. Kardeşim, darısı başına diyeceğim ama sen o defteri kapattığın için diyemiyorum. Darısı başıma desem benim sayfayı hiç açamadım ki. En iyisi İlyas'la Özgür'ün başına diyelim darısı. Ha? Dadaş. Gel.
Gel, gel. Sağ ol ağam. Kutlarım. Sağ ol ablam. Merhaba baba. Herifler bizi tuzağa düşürdü. Canımızı o kadar zor kurtardık ki Muzi'yi elimizden kaçırdığımıza üzülemedik bile. Üzülecek çok büyük bir kaybımız var. Dayınız şehit oldu. Ne demek abi bu? Nasıl olmuş? Kendi evinde. Oradan geliyorum. Daha bu akşam yanındaydım. Ünal buradaydı. Konuştum, dinlemedi. Hayatı tehlikede. Sen git konuş dedi. Ama belli ki yetişemedim. Thank you.
Bunlar nedir? Tufan abi memleketten çay fındık getirmiş abi. Ya ne diye zahmet etti? İlyas bizim kardeşimizdir ama hiç kimseye benzemez. Sen sakın kendini üzme. O benim gibi değil. O iyi olacak delilerden. Merak etme. Çok sağ ol Tipi abi. Sen var ya bu dolmaları böyle yaptığın sürece Emine ablam ben her öğlen sendeyim ha. Gel gel. La ben çok yedim ya. Acı yürüsem mi ne yapsam? Yürüyeceksen gel beraber yürüyelim. Kol kola gireriz, liseliler gibi gezeriz. Allah'ım taş kafalıları size hadi. Gel buyur. Hadi görüşürüz. Kaldın mı gene? Palan döken gibi. Tek başına. Ne diyorsun Fikret? Neye Emine? Ne bileyim bu ateş, evlilik fikrine önceleri biz istiyoruz diye böyle yarım ağız evet dedi ama... Şimdi pek hevesli gördüm. Demek ki kafasında şüpheleri vardı. Tanıdıkça güvenmiştir. Bismillah. Bu saatte. Hatice arıyor. Hayır olsun Hatice. Emine Hanım. Hiç hayır değil. Ne oldu? Davut Bey'i evinde şehit etmişler. Ne? Ne diyorsun? Ya kocam aradı şimdi. Fidanlıktalarmış. Hani size haber vereyim dedim. Başımız sağ olsun Hatice. Çok üzüldüm. Yapacak bir şey var mı? Geleyim mi? Yok yok sağ ol. Ben de haber vereyim de belki Fikret abi Hızırların yanına gitmek ister diye düşündüm. Gider gider. Defin ne zamanmış belli mi? Yok çok işleri varmış daha. Cenazenin ne zaman olacağı belli değil. Tamam Hatice. Ben yarın sabah erkenden gelirim. Tamam. Bu nasıl iş? İstihbaratın başını evinde öldürmek ne demek? Kim bunlar? Nasıl böyle bir şey yapabiliyorlar? Ben hiçbir şey anlamadım. Biz geri dönüp deli kardeşime haber verse miydik? Eminem şimdi tipiyi bulaştırma. Ben sabah söylerim. Ateş? Hele ben bir fidanlığa gideyim. Oradan durumlarına göre ararım sana. Thank you.
Geleceksin değil mi? Yok. Geç oldu Özgür. E kutlamayacak mıyız? Gel hadi. Gidip ne yapacaksın? Ne? Hadi. Anlat Sinan. Neyi anlatayım İzzet ağa? İşi nasıl beceremediğini anlatacaksın Sinan. Gel. Beni hem yem yapıyorsunuz... ...hem de adamları neden vurmadım diye soruyorsunuz. Plan benim planım değildi. Bana söylemediğiniz başka bir şey varsa onu bilmem. Plan senin planındı Sinan. Bir başarısızlık varsa senindir. Bunlar hep bu Fuat'ın işi. Beni ortaya atıyorsunuz. Yarın adamlara ne diyeceksiniz? Sinan. Bizim adamımız değil mi diyeceksiniz? Bunu desek de seni öldürecekler. Demesek de. Ha, ölmemen için. Eğer müsaade edersen İzzet ağa. Bir önerim var. Sen şimdi ne yap biliyor musun? Seyfinin deposuna git. Oradaki kağıtları al, başka yere götür. Eğer bir kurtuluşun varsa... ...o da kağıtların sende olduğunu bilip... ...sana bir şey yapmamaları olacaktır. Bunu neden yapmış olacağım? Biz senin tarafında olmadığımız için... ...bize kızmış olacaksın. Aynı zamanda da kağıtlarıma çökmüş olacaksın. Ne yüzüme bakıyorsun Sinan? Ölmek istiyorsan biraz daha otur. Ha, bu arada... Seyfi'ye arkamızdan ağır konuş ki... ...inandırıcı olalım. Böylelikle seni kurtarmış olayım değil mi? Ben seni kurtardım Sinan. Gerisi senin bileceğin iş. Muzi ile Seyran ne olacak? Yaşaman için Muzi'den vazgeçeceğiz. Ne olacak? O zaman senin peşine düşmeyeceklerdir. Sana güveniyorum İzzet ağa. Ama bil ki... Bu Fuat'a zerre kadar güvenmiyorum. Yarın öbür gün beni ele geçirirlerse... ...bunun adını öterim. Eğer ele geçecek olursan... ...istediğini öt. Ben ölülere alınmam Sinan. Fuat. Buyur ağa. Bu dediğin Sinan'ı sadece sabaha kadar yaşatır. Davut'un öldüğünü bilen Çakırbeyliler kağıt tanır mı? Tanımayacaklar biliyorum. Ama birinin üzerine yürümezlerse bize gelirler. Bunu konuştururlarsa yine bize gelecekler. Gelsinler. Alparslan'la Hızır Ali nerede?
Rahmetlinin evine gittiler ne olup bittiğini öğrenmek için. Çok üzüldüm. Bu nasıl iş Ünal Bey? Bu iş çok büyük bir iş Fikret. Daha bu akşam Hızır'a dedim ki... Davut Bey'e bir şey olursa... bize çok şey olur. Fikret'in büyük işten kastı... düşmanımız kim hala belli değil. Oradan oraya savruluruz. Düşmanımız belli. Düşmanımız Muzi. Savrulacak bir şey yok. Muzi bitince iş bitecek mi Hızır? Muzi bitince iş başlayacak Fikret. Ama o bitene kadar... kayıp vermememiz lazım ki... Muzi'nin arkasındaki yüzü görelim. Bana kalırsa... bu işin arkasındaki yüz... İzzet. O zaman... bu İzzet niye Sinan'ı takip edindi? Muzi'yi ele geçirin dedi. Geçiremediniz de. Tuzak kurmuş. Onu da Sinan'dan öğreneceğiz. Orhan'la konuştum. Sinan'ın adım atacağı her yere adamlarını yerleştirdi. İllaki bir ses çıkacak. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama biliyorum hiç kimse dediğimi yapmayacak. Ama ben yine de söyleyeceğim. Ola ki birini ele geçirirseniz... bunun kim olduğunun bir önemi yok. Öfkenize hakim olun, konuşturmadan öldürmeyin. Dediniz ya bunlar doğruyu konuşmaz diye. Konuşmaz. Ama Muzi veya herhangi biri ele geçirilirse... içimizde saklanan kişi kimse panikleyecek ve hata yapacaktır. Tabii bahsettiğim kişi şu anda içimizde değilse. Başın sağ olsun kardeşim. Başın sağ olsun abi. Başın sağ olsun Sıray. Başın sağ olsun Atasla. Başın sağ olsun Aslan. Başın sağ olsun. Ula Fahri. Gönül istiyor ki bu devlet sabah taş üstünde taş bırakmasın. Devlet seninle benim gibi değil Hürşit. İntikam peşine düşmez. Ama alacağını da bırakmaz. Er ya da geç alır. Hadi üç kurşunu anladım da. Kafasına sopayla vurmak ne ya? Hiç anlamıyorum. Tam Mossad yaptı diyeceğim. Sopa işin içine giriyor. Adi bir cinayet gibi duruyor. Suudiler mi yaptı acaba? Belli ki... etkisiz hale getirmek için önce kafasına demirle vurmuş. Sonra da sıkmış. İçeride hiçbir iz bırakmamışlar. Salondaki gizli kameraları tespit edip her şeyi sökmüşler. Kapıdaki güvenlikler bir şey yapmamış mı? Kaç kişi girmişler bunlar? Abi normalde kapıda 4 kişi var. Ama dayım Murat'ı yollamış. Ahmet de 1 kilometre ötede. Arabasının içinde infaz edilmiş. Peki.
ki mobese kayıtları falan. Civarda sistem arızası varmış amca. Tahmin ettiğim oldu. Demek ki amaçları bizi ormanda öldürmek değilmiş. Dikkati başka yere çekmekmiş. Ne yapayım, ben seni bırakayım. Çocuklar da otele gitsinler, istirahat etsinler. Tamam Hızır. Baba. Anneme ne diyeceğiz? O da gelmek isteyecektir. Müsaade edersen Hızır, ben konuşayım. Şu anda gelmesi tehlikeli. Olur Ünal Bey. Babam. Babacığım, Seyfi'nin sana çok selamı var. Almıyorum onun selamını. O kim köpek bana selam söylüyor? Oğlum, ben sana Sinan'ı bul demedim mi? Senin ne işin var Seyfi'nin yanında? Aklın fikrin tulumda tabii, değil mi? Babam, ne varsa bizim insanımızda var ha. Deme öyle. O benim insanım falan değil. Sattı bizi. Adımızı verdi. Ya adımızı verdi demeyelim de çözüldü. Sabaha kadar uyuyamamış çocuk. Bana ne? Ya Boran babam bana yetimhanelerde o kadar sahip çıkmış. Ben onu yüzüstü bırakır mıyım hiç dedi. Tekin, yemin ediyorum vallahi billahi işi gücü bırakınım, seni buradan aşağı atarım. Sinan nerede oğlum? Sinan'ın yerini biliyorum baba. Otur. Hızır abin hocam senin. İçim çıktı oğlum. Baba, bu Sinan bizim Seyfi'nin yanına gelmiş. Önce küfür kıyamet, İzzet'le Fuat'a vermiş veriştirmiş. Sinan dayamış buna silahı. Fuat'ın kağıtlar nerede diye. Bizim çocuk da tabii kağıtları vermiş. Fuat akıcık ya bizden dolayı. Vallahi mı lan? Sonra Sinan bu kağıtları nereye götürüyor diye bizimki düşmüş peşine. Bak sen. Ne de olsa bizim çocuk. Vay benim iki gözüm. Bizim çocuk babam. Neyse bu Sinan'ın deponun oradan beni aradı. Konum da attı. Dedi ki Boran baba ne emrediyor? Söyle ona kendini yakalatmasın. O Sinan nereye gidiyorsa kene gibi yapışsın peşine, bize haber versin. Bunları ben zaten söylemişim babam. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? İlyas'a haber verdin mi? Yok babam. Sana haber vermeden neye arayayım ben İlyas? Ben haddimi bilirim. Haddini hatırlaman iyi oldu Tekin. Rahatlama Tekin. Rahatlama. Ben de İlyas'ı arayayım. Aferin lan. İlyas.
Efendim Fikret abi. Neredesin Ateş? Otelde kızlarla birlikteyim abi. Bir şey mi oldu? Kötü bir şeyler oldu. Sen kızlara çaktırma, çık gel. Sen neredesin abi? Ofisteyim. Hayırdır abi? Bu saatte niye ofistesin? Davut Bey'i öldürmüşler. Ne diyorsun abi? Tipi aradım, cevap vermedi. Sen buraya gel, sonra da onu alır, Hızırlar'a geçeriz. Tamam abi, hemen geliyorum. Çok güzel yüzükmüş sahiden. Teşekkür ederim. Darısı ilk başta Özgür'ün. Canım. Sonra senin başına Meltem'ciğim. Benim gitmem lazım. Şu saatte mi? Ya şimdi sizin de canınızı sıkmak istemem. Ama kötü bir haber aldım. Bir gidip bakayım. Ne oldu? İlyas anlatır size. Bir akrabaları vefat etmiş. Yarın görüşürüz. Ben şimdi İlyas'ı arayamam Meltem. Sen Alparslan'ı arasana. Arayayım. Sessizce giriyoruz, sessizce indiriyoruz. O Sinan'ı öldürmeden alıyoruz, çıkıyoruz. Bu adamı niye öldürmüyoruz reis? Çünkü konuşacaklarım var Zafer. Konuşmaz bu İlyas. Fahri abi. O adam konuşana kadar kırılmadık tek bir kemiğini bile bırakmam. Ha konuşmadı mı? Önemli değil. En azından birileri o Sinan elimizde diye panik yapacak. Kim panik yapacakmış? Kim olduğunu bilsem onun kemiklerini kırardım. Burşit. Burhan neredesiniz Burhan? Tekin bizi arka kapıya getirdi. Siz ön tarafta mısınız? Evet. Tekin ne diye bizi buraya getirdin? Yo iyi yapmış. Siz oradan girin, biz buradan gireceğiz. Tamam. Babam, dikkat ettin. İlyas Reis'le bizim kafa yapılarımız hep aynı. Bu yapının sana ne faydası var? Aynı şapkayı mı takacaksınız? Nasıl babam, anlamam. Anlamazsan anlama. Ben çatışma çıkana kadar tetiğe basmayacağım. Sen susturucuyla yürü. Emredersin baba. Fahri abi. Thank you.
Burhan. Ne var İlyas? Bekle. Bekliyorum. Silah uzanıyordu reis. Allah cezanı verecek Tekin. Abinden başka kimse var mı? Yok abi. Senin de odandan. Çay getireyim mi abi? Yok, şükürler. Oturuyorsun böyle. Hazır sen yokken çekmeceleri bir karıştırayım dedim Ateş. Ne iş bu telefonlar? Abi. Malumun. Bekarlık hayatına son verdik. Eski telefonları da... çekmeceye kaldırdık. Tahmin ettim böyle diyeceğini. Fikret abi. Konu ben miyim şimdi? Davut Bey öldürüldü demiştin. Nasıl olmuş? Şerefsizin biri başına demirle vurmuş evinde. Sonra sırtına 3 kurşun sıkmış. Sahi Ateş. Arabanın bagajında bir demir gördüm. Neydi o? Kanlı zalimin ettiği işler. Garip bülbül gibi zar eyler beni. Yağmur gibi yağar başıma taşlar. Dostum bir füskesi yaralar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Dost beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Dostum bir füskesi yaralar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Dost beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Pir Sultan Abdal'ın can göğe ağmaz. Hak'tan emrolmazsa rahmet yağmaz.
Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlla dostum bir tek günü yaralan beni beni. Yar beni, 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 dost beni. Dostum bir tek günü yaralar beni beni. Yar beni, beni, beni. Dost beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Yardım edeyim mi abi? Yok, geleceğim. Aga, duydun mu? Neyi duydun mu? Davut Bey'i. Ne diyorsun Ateş, anlamıyorum. Aga sen uyuyorsun galiba, ben oraya geliyorum. Gel Ateş, gel. Mobese kayıtlarını sildirmen lazım. Neyi düşünüyoruz ki kuzen? Babam soracak olsa verecek cevabımız da hazır. Dayımızın intikamını aldık. Alırsak, kim ne sorarsa sorsun umurumda değil. Ben sana bir şey olursa derdindeyim. Adamlar senin düşünmeden davranıp mekan basacağına inanmayacaktır. Ben yanıma Orhan'la Kemal alırım. Herkes yer. Peki.
Yine de tedbirli olacaksın. Ben gelmeden hiçbir şey yapmak yok. Tamam. Tamam abi. Söz. Başınız sağ olsun. Ben izninizi isteyeyim. Sabah haberleşiriz. Plan mı yapıyordunuz? Öyle sayılır. Bilirsem seni gizlice izlemek zorunda kalmam. Sen de planın parçasısın. Ama kimsenin senden haberi olmayacak. Sen planlarını uygulamadan, sabah erkenden ben bir görüşme yapsam mı? Kimsenin görüşünü alacak ya da bekleyecek değilim. Peki. Neymiş plan? Ne olmuş Davut Bey? Öldürmüşler aga. Daha önce de ölmüştü o. Numara yapıyordur. Bu muziği ortaya çıkarmak için. Yok aga. Bu sefer öyle değil. Kim söyledi sana? Fikret abi aradı. Tipinin bilmesi lazım dedi. Neredeymiş o? Ben ofise gidiyorum. Siz de oraya gelin dedi. Tamam. Ben üstümü değişeyim. Sen de şu damadı ara. Bir öğren bakalım neymiş, ne değilmiş. Katilleri bulmuşlar mı? Yok teyze, nerede? Ben daha ne diyorum işte. Nerede? Teyze, bunlar bu işi yapıp da daha dururlar mı buralarda? Ya çoktan kaçırmışlardır ya da öldürülmüşlerdir. Hızır abimin yüzü hiç öyle söylemiyor Hatice abla. Fikret'e Davut Bey'e kim haber verdi? Ben Emine Hanım'ı aradım. Ne oldu ki? Yok. İçime dert olmuştu bu. Nereden haber aldı da geldi diye. Tamam, rahatladım şimdi. Sen rahatlamışa benzemiyorsun. Hele de bana. Size biri ihanet mi edeyim? Kim olabilir ki? Kim bilir? Belki de kocan. Dayı, vallahi şakası bile hoş değil. Gerçekten şakası bile hoş değil. Durum o kadar ciddi. Seni kadar yakın birisi. Dayı, bu adamlar böyle bir izlenim verip
bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor olmasın? Ne bakıyorsunuz? İhanetten daha iyidir olur. Her şey ihanetten daha iyidir hanım. Her şey. Vermedim hala o Fikret. Bırak şunu da kapıya bak. Ne işi var ablamın bu saatte burada? Fikret nerede? Arıyorum, arıyorum, açmıyor. Abla, olanları bilmiyorsun. Davut Bey vefat etmiş. Ulan nasıl bilmiyorum? Herkesten önce ben biliyordum. Abla, biz Fikret abiyle en son telefonda konuştuğumuzda ben ofise gidiyorum, siz de gelin dedi. Ofisi de aradım. Kimse açmadığı için kalktım buraya geldim. Ablam o şimdi uzandıysa duymamıştır telefonu. Herkes mi uyudu Ateş? Abla, bak biliyorum sırası değil ama bu Fikret'in bir dostu mostu olmasın. Olmasın kardeşim, olmasın. Bu saatten sonra olmasın. Hadi, düşün önüme. Yürü Ateş. Abla, bu cenaze bugün müymüş? Madem sen her şeyi bizden önce biliyorsun. Yok değilmiş. Otopsi falan varmış. Otopsi. O zaman kesin öldü bu Davut Bey. Ne diyor bu Ateş? Ablam, Davut Bey daha önce de ortadan kayboldu ya. Numaradır, taktiktir diyor ağam. Allah o ağanı bildiği gibi yapsın. Yapmış abla. Zaten bildiği gibi yapmış. Niye kapı açık bu saatte? Abla, sen arabada bekle. Bismillah. Sen koru ya Rabbim. Gelme dedim abla. Gelme. Polis ara.
Kıydılar Özgür. Abi bir şey diyeceğim. Deposuyla, yazıhanesiyle uğraşmayalım Seyran. Direkt evine gidelim. Bir çiftlik ev varmış abi. Seyran orada kalıyor. Depolarında kaç kişi var, nedir ne değildir belli değil. Ama biz üçümüz orayı hallederiz. Kuzen. Babamla Tufan abi sen de bak. Ben bu Orhan'la Kemal'le ölüme giderim. Ama kimseden fırça yemem. Siz kurşun yemeyin de
Fırçayı ben yerim. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Hadi siz kalkın. Aynı anda çıkmayalım. Ben de sizi takip edeceğim. Abi, sence Hızır Ali'yi aldıklarında bu Muzide oraya gelir mi? Gelmez. Tuzak olduğunu düşünür. O yüzden de Hızır Ali'yi aldıracaktır. Vay be, adamlardaki saltanata bak. Aferin kız. Abi, bak lütfen rica ediyorum. Yalan mı kız? Ben bu insanlardan kötü bir şey görmedim ki. Körsün de ondan. Gözünü açacaksın, gözünü. Artık her şeyi göreceksin. Kimse kimseyi bu devirde evine bırakmaz. Hele ki Alparslan Çakır belli. Belli ki sana karşı boş değil. Abi, o dediğin laf mı senin? Adamın sevgilisi var. Çok yanlış düşünüyorsun. Sevgili mi? Ulan burası benim olacak, her odaya bir sevgili atarım ha. Yürü kız, beni enişteme götür. Adamın dayısı öldü ya. Tamam. Biz de başsağlığı dilemeye geldik. Biz de size başsağlığı dilemek için gelmiştik. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Abim de çok ısrar etti. Başınız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere uzun ömür versin. Eyvallah, sağ ol. Buyurun, buyurun. Zor gününüzde hiç vaktinizi almayalım biz sizin. Sen Cemre Hanım'la görüştün mü? Gelmişken uğrayacağım. Faruk, Cemre Hanım'ı çağırır mısın? İsim neydi? Cengiz abi. Cengiz. Ne iş yapıyorsun? Abi, tesisat işiyle uğraşıyorduk. Birkaç talihsizlik oldu. Maalesef şimdi kahve köşelerinde sürünüyoruz. İş bulamıyoruz. Senin için de konuşayım. Belki otelde böyle bir ihtiyaç vardır. Abi, kurumsal yerler için maalesef bizim sicilimiz uygun değildir. Ama yanınızda ölümüne gece gündüz emrinizde olmak isterim. Yanımızda böyle bir şeye ihtiyaç yok. Yine de ben otelimizin güvenlik müdürü Zafer Bey'e söylerim. Senden bahsederim. Muhakkak seninle ilgilenir. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Buyurun Alparslan Bey. Cengiz, bize müsaade et. Heh. Cemre Hanım, buyurun. Siz Özlem'le tanışmış mıydınız? Tabii, tanıyorum. Olsun. Ben yeniden tanıtayım. Özlem, sizin yeni yönetici asistanınız. Geleceğinde otel müdürü. Yani kendisine buna göre ihtimam gösterirseniz sevinirim. Siz nasıl emrederseniz Alparslan Bey, ben çok mutlu olurum.
Teşekkür ederim. Özlemciğim, ben odama yukarı çıkıyorum. Ne zaman istersen seni bekliyorum. Müsaadenizle. Tamam, ben gelirim. Özlem, benim çıkmam lazım. Benim pozisyonuma uygun gördüğünüz için çok teşekkür ederim. İnşallah size mahcup olmam, başarılı olurum. Ama benim sizden küçük bir ricam var. Neymiş? Abimi lütfen işe almayın. Sana sıkıntı olacağını düşünüyorsan? Hayır. Ama sizin için sıkıntı olacağını düşünüyorum. Herkes bir şans hak etmez mi Özlem? Belki hiç iyi bir fırsatı olmamıştır. Benim de senden bir ricam var. Buyurun tabii. Yüzün hep gülsün. Olur mu? Tam da istediğim bu. Hele bir otur. Ne dedi seninki? Kalk git diyorum lütfen. Ben adamın gözünde gördüm. O adam sana fena kaptırmış. Allah senin belanı versin. Şu Cemre de fena değilmiş. Kiminki o? Başın sağ olsun demeye gelecektik ama belli ki senin taziyeden daha acil soracakların, söyleyeceklerin var. Var. İzzet, eğer hasımlık edeceksek senin ağzından duyalım istedim. Benim sizinle bir hasımlığım yok. En son bıraktığımız yerde Fuat'la Hızır Reis'e haber göndermiştim. Gönderdin. Hatta bundan dolayı Hızır Reis bana borçludur dedin. Öyle mi Fuat? Doğrudur. Yanlış olan kısmı da şu. Oraya gittiğimizde ne Sinan vardı, ne Muzi vardı. Sadece tuzak vardı. Ben de Fuat'la sana haber gönderdim İzzet. İletti mi? İletti. Ben kimseye borçlu kalmam demiş.
Sen bizi tuzağa çekersen kim kime borçlu kalır? Bunu sormaya geldim. Sinan belli ki sizin onu takip ettiğinizi fark etmiş. Sonra da Muzi ile birlikte size tuzak kurmuş. Şimdi bunu bize nasıl bağladınız onu anlamadım ben doğrusu. Anlatayım Fuat arkadaş. Dün gece Sinan'ı vurmadan önce birkaç soru sorma fırsatımız oldu. Ne yaptı? Her zorda kalan şerefsiz gibi bizim ismimizi mi verdi? Yok. Zorda kalan her şerefsiz gibi sizin isminizi vermedi. Beni bu şerefsizler bu hale getirdi diye isminizi verdi. Sen bize ne dedin Burhan? Şerefsiz dedi. Ben de derim. Eğer şerefiniz var ise sözünüzü tutarsınız. Nerede o Muzi? Ya onu bize verin ya da şerefsiz olduğunuzu kabul edin. Adam gibi vuruşalım. Bu ettiğiniz hakaretleri sevdiğiniz bir arkadaşınızı ve sevdiğiniz bir büyüğünüzü kaybetmiş olmanıza veriyoruz. Aksi takdirde bu mekanda böyle konuşmak ne sizin ömrünüze ömür katar ne de şanınıza şan. Henüz Hızır benimle ilgili böyle bir hakarette bulunmadı. O yüzden onunla gelen misafirler onun misafirleridir Fuat. Gereken terbiyeyi Hızır Reis onlara verecektir diye umuyorum. Tabii acısı dindikten sonra. Ben çok adam vurdum İzzet. Adam vurdum diyorum çünkü vurduklarımın hepsi adamdı. Niye biliyor musun? Neymiş? Onunla konuşmuyorum, seninle konuşuyorum. Ben konuştuklarımın gözünün içine bakarım. Bakıyorum, konuş. Vurduklarımın hepsi de düşmanım olduğunu kabul etmişlerdi. Buraya kadar şunu demeye geldim. Kahrolma. Delikanlı ol. Düşmanım olduğunu kabul et. Benim hiç kimseyle bir düşmanlığım yok. Görüşme bitmiştir. Susacağın yeri bilmedin, duracağın yeri bil. Sen diyemedin, ben diyeyim. Bundan sonra düşmanımsın.
Bir adres soracaktım sana ama. Nereye arıyorsun? Yeğenim, sen ne yaptığının farkında mısın? Farkındayım. Ben ne yaptığımın farkındayım. Da senin yeğenin değilim. Yeğeni olduğum kişiyi dün gece öldürdüler. Benimle ne alakası var senin dayının? Haklısın. Senin bir alakan yok. Ama alakası olan o adamı şimdi sen arayacaksın. Kimmiş o? Muziyara. Hızır'ın oğlu intikamını almak için buraya geldi. Onu aldım. Sana lazım mı? Yoksa çocuklar sıksın mı diyeceksin. Hızır Ali. Bak genç. Belli ki bu yaptıklarından babanın haberi yok. Yazık olur sana. Kalk git buradan. Ben de bu yaptıklarının acına vereyim. Telefonun nerede? Dediğinle bir yere varamaz. Adam kafana silah dayayıp babana şantaj yapar. Bence sen kafandaki silahı düşün. İyi. Sen bilirsin. Evet Seyran. Hızır'ın oğlu. Karşımda. Anlamadım. Dayısının intikamını almaya gelmiş. Sana mı gelmiş? Seni bilse sana gelirdi. Bu senin işine yarar mı? Yoksa bizim çocuklar halletsin mi? Neredesin? Çiftlikte. Ben birilerini gönderip aldırtırım. Tamam. Bekliyorum. Hadi buraya geldim. Seni bir bekleyen yoktu. Gideceğin yerde seni neyin beklediğini biliyor musun? Orhan, gittiğim yerden çıkamazsam bunu öldürün, öyle çıkın. Sen burayı düşünme. Ne yaptınız? Az sonra gelecekler. Kemal, ellerin bağlı. Beni sen teslim edeceksin. Tamamızdır Ali. Thank you.
Dostlarımızı ne zaman toprağa veriyormuşuz Hızır? Düşmanlarımızı toprağa verdikten sonra Ünal Bey. İzzet'le düşman oldun yani. Benim diplomasim buraya kadardı. Sonuçta benim işim barışmak değil, savaşmak. İyi yapmışsın. Ama bunu yapmak seni ikinci sıraya alır. İkinci sıra derken? Davut'tan sonra sıradaki bendim. Ama şimdi sen oldun. İyi. Keyfini çıkar. Sana bir şey anlatmıştım. Ama şimdi tekrar söylemek istiyorum. O Muzi'yi bana getir. Sakın öldürme. Bir bulsam? Alparslan bulacak. Nasıl olacak? Muzi gelirse sıkacaksın. Adamları gelirse takip edeceğiz. Atış öldürmeye mi abi? Hayır. Muzi minibüsü de yok abi. Toparlan. Gidiyoruz. Alparslan'ın kafasına göre yaptı. Ünal Bey'e söyleyip bana söylemediği bu plandan haberiniz var mıydı? Sana söylemediğini onlara mı söyleyecek? Ne yani? Bunlara güvenmiyor. Bana güvenmiyor, sana mı güvenecek? Hayır Hızır, size güveniyor. Bana güvenmiyor. Planı işlemezse, Muzi gelmezse, elinden kaçarsa ya da Hızır Ali'ye bir şey olursa... hain ben çıkmış olurum ve siz de beni öldürmüş olursunuz. Çok iyi planmış. Ne bakıyorsun reis? Biri benden habersiz depo basar. Biri kendini rehine yapar. Öbürü... Öbürü arıyor reis. Alparslan. Amca. Her şey yolunda, takipteyiz. Vardığımız noktadan konum atayım mı? Yoksa biz harekete geçelim mi? Şimdiye kadar hiçbir şey anlatmadın. Bunu seni öldürmeyeyim diye mi anlatıyorsun? Evet amca. Ben gelene kadar hiçbir şey yapmayın. Hangi güzergahtaysanız Fahri ile paylaşın. Biz de çıkıyoruz. Tamam amca. Belli ki ben buradayım. Muzi'yi alınca haber verirsiniz. İlyas'a da haber verin Adnan. Tamam abi. Alo, Ercan. İlyas abi burada mı? Hoş geldin abi. Hoş bulduk.
Başın sağ olsun. Hepimizin Ercan'ın. İlyas nerede? Ya onlar şimdi çıktılar abi. Nereye gideceğim bilemedim. Buraya geldim. Sabahtan beri otopsidir, polistir. Bunlarla uğraşıyorum. Anlıyorum abi. Ama az kaldı, alacağız intikamımızı. Bu gidiş de zor. Yok abi. Bulduk izini bu şerefsiz müziğin. Az önce İlyas abiler oraya gitti işte. Meltem yerinde mi? Evet abi. Dışarıdakileri indirsin. Amcamlar gelince ortadan kaybolsun. Tamamdır abi. Dinliyorum. Kapıdaki adamlar sende. Diğerleri gelince gidiyorsun. Anlaşıldı. Tamamdır. Genç olanlarınız daha zeki zannediyordum. Demek ki adında Hızır olduğu için sen babana çekmişsin. Yaptığın çok saygısızca. Bu videoyu babana göndereceğim. Ölümünden önce tükürük saçtığını görmek istemez bence. Abi, girsek mi? Hayır. Biraz daha dayanacağız. Neredesin Muzi? Oğlunla beraberim. İzledin mi sana gönderdiğim videoyu? Neredesin dedim. Oğlunu öldüreceğim yerdeyim. Gelecek misin? Nereye istersen geleceğim. Yer söyle. Ben oğlunu öldürünce sana cesedini almak için adresini atacağım.
silah ver. Evet Muzi. Bana video göndermişti. Ben senin yaptığın gibi yaptıklarımı kaydetmem. Yapacaklarımın sınırı yoktur. Değil mi İlyas? Daha dur, daha dur. Sen bu kadar demire böyle ses çıkarıyorsan... Dayı bağırmasın diye ağzını kapatayım mı? Kapatmayın, daha konuşacakları var değil mi Muzi? Ne istiyorsanız söyleyeceğim. Tek bir şey istiyorum yalnız. Beni öldürmeyin. Lan sen kimsin bizden bir şey istiyorsun? He? Sen bizden bir şey isteyemezsin. Biz senden isteriz. Anladın? Amca. Konuşacağım dedi ya. Anlaşabiliriz. Canının bizim için bir önemi yok. E tamam, ben de o yüzden zaten kafasına vurmadım ya Alparslan. Yaşayacaksa da sürünsün. Madem yaşamak istiyorsun, seni dinliyorum Muzi. Senin bugüne kadar verdiğin bütün sözleri tuttuğunu duydum. Şimdi gözlerimin içine bak. Ve söz ver. Söz ver. Beni öldürmeyeceksiniz. Peki.
İçimizdeki hainin kim olduğunu söyle. Sürünerek de olsa yaşamana izin vereyim. Fayda akıl bet alırlar tatlı canını bülbül gibi dilin olsan fayda bülbül gibi dilin dilin olsan fayda. Dalım. Sultan Abdalım çıktık oturduk, kaza lokmasını burada yetirdik. Dünya bizim diye çektik getirdik. Yalan dünya benim.